A Para kanalında yayınlanan Biz bize programına konuk olan Başak Daşman, rol aldığı tiyatro oyunu ve okuyucuyla buluşturduğu ikinci kitabı hakkında konuştu. Mesleğini seçmesinde babasının da etkisinin olduğunu anlatan güzel oyuncu, "Bana ilk şiiri babam yazmıştı, sonradan çok yazıldı onu da söyleyeyim. 5 yaşında okumaya başladım. Bana alınmış en kıymetli 50 kitaplık setti, şimdiki kadar ulaşabildiğimiz bir şey değildi. Sahaflara beraber kitap almaya giderdik, kendimi bildim bileli yazıyorum." şeklinde konuştu. Hayatını ve oyunculuğa nasıl başladığını Sonat Bahar ve Sinan Özediinci anlattı. Hayırlı olsun kitabınız. <laughs> Teşekkür ediyorum buradan. Hemen... Oradan başlayalım, Olur, sonra tiyatroya evet, geçeriz. Evet. Olur. Ters köşeden başlayalım. Aynen. Hem de, ilk, <laughs> hem de ikinci kitap. <laughs> i̇kinci, evet, öykü kitabım. Gördüğüm evet. çiçeği. Gördüm çiçeği. Bir tekiden çıktı. On öykü var içinde. çoğunlukla kadın karakterlerden oluşuyor. Ben keyif aldım yaptığım işten. İşte umarım. Birincisi Okurlardan. de mi öykü kitabıydı? O da öykü kitabıydı. Yine aynı şekilde miydi konsept? Kadın karakter? Ee, hayır değil. Ee, daha eşit dağılıyordu. Hatta erkekler daha fazlaydı galiba. <laughs> ee, ama şimdi böyle oldu. Kadın karakterler daha hakim. Biraz psikoloji ve yaşananlardan dolayı etkilenip? Ee, büyük ihtimalle. E, etrafta olup biten şeylerin e, o duyarlılık e, insanı bir noktaya doğru sürüklüyor. Kısmen bilinçli, kısmen e, fark etmeksizin. Öyle oldu bence. Yazarlık hep var mıydı? istek miydi? Yoksa birikimler sonucu pandemide mi ortaya yok yok. çıktı? <laughs> Yazarlık hep vardı. Aslında ben e, oyunculuğa ilk e, deneyimimi de e, bir oyun yazarak ve mecbur kaldığım için sahneye çıkmıştım lisede. <laughs> çok güzel. <laughs> e, Oyuncu bulamadık hani. Onu da ben oynayayım dedim. Ama sonra tabii e, çok hoşuma gidince e, devam ettim. Hep yazdım. Her zaman yazdım. Ama işte yaklaşık bir 6-7 sene önce paylaşmaya karar verdim. Beş sene önce ilk kitabım çıktı. Geçen ay da bu çıktı. Öyle keyifli bir serüven benim için. Harika. Hep bu şekilde mi devam edecek? Olsa bir hedefiniz var mı? E, hiç bilmiyorum, bilmiyorum. yani. Hiç, <laughs> bir hayat bir nereye Ama yazmak e, devam. Evet yazmak anladım. devam. Yani Senaryo da yazıyorum, oyun da yazıyorum bu arada ama hani... ...bilmiyorum uzun bir öykü ya da roman yazar mıyım ya da denemeler mi kalem alırım ya... Emin değilim. Öykü yazmayı çok seviyorum sadece. En sevdiğim tür öykü. Onu biliyorum. Ama ne olur ne biter, o kadar planlı bir hayat yaşadığımı sanmıyorum yani. Hiçbirimiz yaşamaz. Senaryoda çok sıkışıklık var şu anda sinemada olsun televizyonlarda özellikle var mı kafanızda böyle bir ters bir şey var? Bir, bir şey hazırlıyor musunuz şu anda? <laughs> ee, ana ulus ya yani bir şey hazırlıyorum ama ulusal kanala e, uygun değil diş e, şey süre yüzünden Hı -hı. öyle bir o kadar uzun bir bölüm yazma kabiliyetim olduğunu zannetmiyorum. <laughs> o yüzden daha kısa bir komedi yazıyorum 25-30 dakikadan oluşan. Daha öyle işliyor kafam. Ee, onu yapanlara da saygı duyuyorum. İnanılmaz zor bir iş gerçekten. Nasıl becerdiklerini bilmiyorum her hafta. <laughs> Senarist arkadaşlarımın. Öyle bir de tiyatro <laughs> oyunu yazıyorum işte bir yandan. Şimdi yaşadığımız bütün bu e, sosyal düzen içerisinde neyi talep etmemiz gerektiği de bize sunulduğu için yani işte ayakkabılarınıza bayıldım mesela Ay, çok teşekkürler. <laughs> ve gördüm artık onu hoşuma da gitti onunla bir ilişki onu onu satın almak istiyorum aynı dünyadaki her şey için geçerli tüm alışveriş için hem sanatsal alışveriş için hem gerçekten ekonomik anlamda o yüzden bütün bunların ben tercih meselesi olduğunu düşünmüyorum biz o kadar ne kadar zeki varlıklar olsak o kadar akıllı Varlıklar değiliz bunlar bize sunulan şeyler ya da bütün bu sistem evet e, dizide işte çalışırken gerçekten hayat çok sıkıştırıyor sabah 8'de eve döndüğümü biliyorum kaç defa e, ancak bu da gerçekten tercih değil neden evet. şimdi şimdi mesela dedim ya dijital platformlarla belki başka şeyler tercih edilebiliyor ama senin o işi yapmak istiyorsun onunla para kazanman lazım ve e, o dizileri üç buçuk saate çıkartan biz değiliz. O kadar da mücadele verdik geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ama hala bu şekilde işliyor. Belki mücadelemiz yetersizdir bilmiyorum ya da daha büyük bir kitleyle yapmak gerekir. Ama dediğim gibi o da tercih değil. Onun içinde akıyorsun. Sadece şey diyebiliyorsun. İşte belirli evet ben artık ne bileyim kazanacağım parayı diyelim kazandım. Kendimi rahat hissettirecek kadar. Ve bundan sonra yapmam ben. E, onun yerine şunu şunu yaparım gibi bir tercih olabiliyor. Yoksa... Ya Keşke. hayat şuna dönmedi mi sürekli yaz tatilinde dinleneceğim, yaz Hı -hı. tatilinde denize bakacağım, yaz tatilinde kitap okuyacağım. Yani sürekli bir kendimize bir zaman hedefi koyuyoruz o zaman da yapacağım bunu. Hı -hı. Yani gün içerisinde aslında dediğinize çok katılıyorum yani dizi süreli onları bir kenara bırakıyorum ama normal şartlarda çalışan insanlar bile artık sanki çalış, uyu, yat, kalk, işe git, gel. Yani aslında çok küçücük zaman dilimleri bir saat erken kalksa gün doğumunun keyfini çıkarabilir. Veya o bir saat içerisinde kitap okuyabilir. Ama sabah sekizde Bunların... giriyormuş ya <laughs> eve. Onu hariç tuttum o durumu. Yani dediğiniz de çok doğru. Bir hengamenin içindeyiz bir de sosyal medyadan ve tüketim olarak da inanılmaz bir pompalama içindeyiz. O yüzden herkes internet fenomeni olmak istiyor evet. ya da kolay yoldan para evet, kazanmak yani... istiyor. Ama haksızlar mı? Yani <laughs> <laughs> yani Değiller. yani tabii bu istek e, gittikçe daha içi boş içerikler üretilmesine ya da işte bir takım değer yargılarının çok fena kaymasına sebep oluyor ne yazık ki. Ama e, hani şey o durumu doğru analiz etmeye kalktığımız zaman da haklı insan. Çünkü herkes sabah kalkıp işe gidip gelip uyup hani diyor ki ben bu hayatı neden yaşıyorum? Haklı olarak. <laughs> Mesela ben kendi yaptığım iş çok zor olabilir ama acayip de şanslı buluyorum kendimi. Hem istediğim işi yapabildiğim için. Hem de benim günün içerisinde en yoğun günümde bile benim yarım saat bir saatim vardır. Sadece boş durup dışarıya baktığım. <laughs> evet. Peki, e... oyun Şimdi Evet, ona gelecek. nefes aldığınız alan galiba. Oyun oyun evet. Oyun çok ondan söz edelim. Hüseyin abicimle bir araya geldik. Daha önce tanışmıyorduk. Ee, işte ben o olacağını öğrenince dedim ben bir geleyim. Kendisiyle çalışma fırsatım olsun. Çok keyifli geçti prova süreci de. E, kafa dengiymişiz kendisiyle. O yüzden anlamadım. Normalde çok zorlayıcı geçer prova süreçleri. Son 7-8 yılda çıkardığım bütün oyunlar prova süreçleri eve git meditasyon yapmak üstüne gidiyordum. <laughs> Öyle bir sıkışmışlık ama bu böyle çok keyifli nasıl çıktı anlamadım. Oynarken de e, işte bir polis komiser yardımcısı var ortada. İşini iyi yaptığına inanan bir tane de kocasını öldürdüğünden şüphelenilen sanık var. Bunların geçen sorgusu bir saat boyunca. Komik tabi yer yer e, ters köşe biraz e, bir şey beklerken başka bir şey görmek ile ilgili e, hem oyun biraz bunu anlatıyor hem seyirciye de biz bunu veriyoruz e, İşte şimdi Eylül turnelere gideceğiz tabi e, yaz turneleri var 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 Çok e, bildiğim yani şu anda bir Uşak'a gideceğimizi biliyorum Denizli'ye gideceğimizi biliyorum. Başka yerlerde olacak. Sonra İstanbul'da, Eylül'de tekrar sezona döneriz. Yaz boyu İstanbul'da yok yani. Yaz boyu belki açık havada olur. Aa, ee, evet. Umarım Onların olur. ayarlamaları şimdi yapılıyor evet. netleşme. Bu adını söylemedik, kelepçe kullanma, kullanma kılavuzu. 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 Evet. Bir ilüzyonisti evet. anlandırıyorsunuz Birazcık <laughs> siz anlatır mısınız hani anlatılması istediğiniz ölçüde? Gizemli <laughs> dolaplar vardır ya sihir evet. numaralarında işte evet. karakteri buradan sokar, oradan çıkar. İşte kocasını sokmuş, bir daha çıkarmamış. <laughs> o yüzden de öldürdüğünden şüpheleniliyor ve <laughs> polis de itiraf almaya çalışıyor ama kadın da hiç vermeye itirafı niyetli değil. Aralarında böyle bir akıl oyunu. Çok zeki bir entelektüel bir kadın karakteri oynuyor ben. biraz adamla böyle oynuyor yani oyun boyunca. Hafif delirtiyor adamı. Sonunu söylemiyorum tabii <laughs> ne, ne olmuş ne bitmiş. Onu gelip İzle ufak vizyon numaralarımız da var o yüzden. Nasıl <laughs> nasıl kaybedilir koca? <laughs> Gelirseniz <laughs> evet. öğreneceksiniz sanırım. İllüzyon numaraları için kim yardım etti? Eee bir arkadaşım var. Tanırlar herhalde. Enver Ertaş diye. Evet. Onunla çalıştım. <laughs> Çok <güzel>. Ondan sonra <laughs> e, tabii ben böyle şaşkaşı bayılırım çünkü oyunla ilgili her şeye bayılıyorum. Bu da müthiş bir şey ya böyle. Çünkü aramızda böyle 30 santik babanızın da zamanında yazdığını söylemişsiniz ve ondan etkilendiğinizi söylemişsiniz. Yani ne zaman söylemişsiniz bunu? <laughs> Bu bir araştırmacı gazeteciliktir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, bravo sana. <laughs> Ama araştırmacı gazeteciyim ya, o yüzden. <laughs> ha, e... Yani belki bilinçaltımda ondan etkilenmiş olabilirim diye demişsiniz. E, evet, hem yazardı, hem çok okurdu, hem resim çizerdi. <laughs> e, öyle bir adamdı. E tabii ki çünkü şey e, bana yazılan ilk şiiri babam yazmıştı mesela. E, sonradan çok yazıldı. Onu da alırsın. <laughs> <laughs> Sahaflara giderdik beraber. İşte e, her hafta sonu iki kitap alma hakkım olurdu. Onu seçerdik beraber. Ve o bir yandan yazar, bir yandan okurdu. Tabii ki bütün bunlar etkiledi ve ben de kendimi hani bildim bileli hep bir şekilde duygularımı ifade etmek için yazıyorum mesela. Müzik <laughs>